Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Eco 2511 Test C modeli kutu açılımını ve tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Bu modellerin ikisinin ben geçen yıl videosunu çekmiştim ama farkında olmadan kanalımıza yüklememişiz. Ondan dolayı bu tarz bir video çekme gereksinimi duyduk arkadaşlar. Bizim tarafımızda bu motor testlerin tanıtımı amacıyla çekiyoruz videoyu. Hemen kutu içeriğinden neler çıkıyor? Bu şekilde bakalım. Gayet güzel, şık bir kutusu var arkadaşlar. Minik. Kutu içeriği bu şekilde. İlk karşınıza çıkan kısım pala kılıfı ve ince elmaslı uça sahip kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Dar uçlu dediğimiz kılavuzlardan. 1/4 zincir kullanıyor. Bu motor testlerin iki çeşit zincir ölçüsüyle geliyor arkadaşlar. İnce kılavuz istediğin zaman, yani 1/4 zincir istediğin zaman şu sivri kılavuzla geliyor. Hemen şu şekilde de açayım. Hafifletmek adına şu beyaz bölge arkadaşlar, gördüğünüz üzere sert bir malzemeyle kaplanmış kılavuzun biraz daha hafif olmasını sağlıyorlar. Bu kılavuz Japon üretimi, Tsumura markası üretiyor. Bunu da buradan belirteyim arkadaşlar. 1/4 30 diş olduğunu belirten ibare var. Üzerinde hemen şu şekilde açtığımızda dünyanın en hafif motor testeresi diye geçen, adlandırılan Eco 2511 motor testeremiz gözümüzün önüne çıkmış oluyor arkadaşlar. Şundan bahsedeyim. Motor testeremiz ele avuca çok rahat uyum sağlayan bir motor testere. Dünyada seri üretim, fabrikasyon olarak üretilen en hafif motor testler arkadaşlar. Bundan daha hafif yok. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Daha sonra buji anahtarı, tork anahtar ve zincirimiz çıkıyor arkadaşlar. Kullanım kitapçı şu şekilde. Türkçe arkadaşlar, muhakkak bu kullanım kitapçıklarını okuyun. Okumadan geçmeyin. En azından nasıl kurulacağını ya da nasıl kullanacağınız hakkında bilgi sahibi olursunuz. Bakalım ekstra bir şey var mı? Kutu içerisinden çıkmıyor arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Şu şekilde kadar aldım. Şu malzemelerimizi alalım arkadaşlar. Şimdi bu motorlu testlerimizin 3 adet çeşidi var arkadaşlar. Motor kısmı aynı. Yapı olarak her şeyle aynı. Sadece değişik modelleri. 2511 test modelinde 91 zincir bulunmakta, 91, 22,5 ya da 22 diş. Test C modelinde bu arkadaşlar sadece kılavuzu, zinciri ve zincir dişsiz farkı. Onu da birazdan detaylandıracağım sizin için. 2511 Vest modelinde de arkadaşlar kabze kısmı arkaya doğru geliyor. Bildiğiniz şu tarz kabze kısmı var arkadaşlar. Ve bu size ergonomik bir kullanım sağlıyor. Hani sadece budama amacıyla kullanmak değil de normal motorlu testlere ihtiyacı olan ve ağırlık sıkıntısı yaşayan, belinden rahatsızlığı olanlar olabilir. Başka türlü hani hafif makine motorlu testleri isteyen arkadaşlar için de Vest modeli çok tavsiye ederim size arkadaşlar. Neden diye sorarsanız, boyundan büyük işlere başa çıkıyor diyelim, sahip diyelim makine arkadaşlar. Videonun orta kısmında bir noktaya size bir video paylaşacağım. Aynı modelin, aynı fabrika üretiminin Shandaiwa 251S modeli videosu koyacağım arkadaşlar. Nasıl bir performansı var onu da zaten paylaşmıştım geçen yıl 3. ayda yanlış hatırlamıyorsam. Onu izleyen arkadaşlar bilir, merak edenler için de haricen çektiğim o videoyu videonun bir kenarına eklemiş olacağım. Şimdi yapı olarak çok ergonomik bir yapıya sahip. Kabzeyi şu kısmı kavradığınız zaman arkadaşlar, ele avuca oturuyor dediğim kısım şu. Elinizi rahatsız etmiyor. Birçok marka mesela motorlu budama testereleri var arkadaşlar. Kabzeleri çok kaba. Elinizi şu kısmını belli bir kullanımdan sonra rahatsız eden bir yapısı var. Bunun yapısı o şekilde değil. Ve yapı olarak çok minyatür bir yapı. Motor gücü de tam tersi bir şekilde diğer modellere göre, marka belirtmiyorum arkadaşlar, diğer marka ve modellere göre çok fazla performanslı ve başarılı arkadaşlar. Arıza olarak da hani minimum arıza ile karşımıza çıkıyor. Hatta arıza yapmıyor diyebiliriz. Bunu da buradan belirtebiliriz. Şöyle
Üzerindeki yapılardan bahsedeyim arkadaşlar. Stop düğmesi burada. Geriye çektiğiniz zaman stopta. İlerideyken çalışır vaziyette arkadaşlar. Bunun sebebi de kullanıyorken yük vermeniz gerektiğinden dolayı bu şekilde parmağınızla destek alabiliyorsunuz. Acil durumlarda da geriye çektiğiniz zaman stop etmiş oluyorsunuz. Fren kolumuz bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Elinizi koruma açısından muhafaza edebilecek bir konumda. Starter olarak gördüğünüz üzere çok basit, minyatür bir yapıya sahip arkadaşlar. Şu gördüğünüz turuncu kapak benzin depo kapağı arkadaşlar. Yağlı benzin koyuyorsunuz. Siyah kapak ise zincir yağına giden yağ depo kapağı arkadaşlar. Onların da içerisini açacağım. Daha sonra arka kısmından bahsetmek gerekirse şu kısımda arkadaşlar şu mandalı açtığınız zaman buradan mesela ağaç üstüne çıktığınızda ya da iple ağaç üstüne çekmek istediğinizde bağlayabilmeniz için bir halka yapılmış arkadaşlar ve hani diğer zamanlarda size engel takazı olmaması adına da bu şekilde bir yuva yapılmış, yerine oturuyor. Buradan hava filtresini açmak istediğiniz zaman bu şekilde açıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şu turuncu plastiği ileri doğru ittiğinizde kapağımız geliyor ve sağa doğru çekiyorsunuz arkadaşlar. Şu konumda ya da bu açıdan baktığınız zaman kendi açınızdan sola doğru çekiyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki pim yerinden çıkmış oluyor. Hava filtresi yapısını görüyorsunuz. Naylon bir yapıya sahip kolay sök tak sistemi arkadaşlar. Hemen anahtarsız açım kolaylığı sağlıyor size. Bu şekilde söküp takabilirsiniz. Filtre temizliği açısından şu şekilde bunlar iki tane tırnaktan arkadaşlar ikiye bölüp içerisini gayet güzel bir şekilde içeriden dışarıya doğru hava vurabilirsiniz. Fırça temizliği yapabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Üzerinde Japon markası olduğundan dolayı arkadaşlar Japon Valbro marka karbüratör bulunmakta arkadaşlar. Burada görüyorsunuz markasını. Şekilde karbüratör giriş boğazı. Bu işi şurada. Jiklet kolumuz burası arkadaşlar. Görüyorsunuz. Otomatik jiklet kurma, gaz teli kurma şeyi de var arkadaşlar. Özelliği de var. O artık birçok motor testlere de mevcut. Hemen bunu kenara çevirdik. Şimdi hava filtre kapağımızı kapattık arkadaşlar. Burada yan kısımda görüyorsunuz rölanti vidası bile farklı bir ayar tornavidasına sahip arkadaşlar. D tip karbüratör ayar tornavidası ile yapabilirsiniz. Bunun sebebi de birçok son kullanıcı motorda farklı bir arıza varken gidip karbüratör ayarlarını kurcalayarak ayarlarının karşılığını düşünüyor. Motorlu testerelerde ya da motorlu tırpanlarda hiçbir şekilde durduk yere karbüratör ayarı kaçmaz arkadaşlar. Bozulmaz. Başka bir arıza aramanız gerekiyor makinede. Benzin filtresi tıkalı olabilir, hava filtresi tıkalı olabilir. Bunları kontrol ettikten sonra ayarları kurcalamak ya da ayar yapmak isteyebilir. Amenna herhangi bir yerinde arıza oluşmuş olabilir. Bu tüm motorlu, iki zamanlı motorlar için daha doğrusu geçerli. Bunu da buradan belirteyim. Bu vidaları kullanmaların sebepleri tamamen son kullanıcıların istemsizce en ufak bir şeyde ayarlarını kurcalayıp motorların daha çabuk arıza yapmasını ve ömrünün kısalmasını sağlıyor arkadaşlar. Bunun önüne geçmek amaçlı yapıyorlar. Tamamen sebebi bu arkadaşlar. Çünkü ayar tornavidasını tamam piyasada satıyorlar. İnternette satılıyor. Ama amacı aslında sadece servisleri motoru test edilir ya da tırpanlara müdahale edip ayarını işte performans çalışmasını sağlayabilmek adına arkadaşlar. Bunu da buradan belirttik. Hemen şu kısma gelelim. Şuradaki tırnağı şöyle göstereyim. Çektiğiniz zaman bujisi burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kalem bujiye sahip. Buji kepi orada. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Altyapısını şöyle göstereyim arkadaşlar. Plastik bir gövdeye sahip ama çok sağlam bir yapısı da var arkadaşlar. Hemen şu kısımdan pala kılıfını sökeceğim. Pala somununun düşüp de kaybolmaması adına şurada dışarısından tel bir malzeme kullanılmış arkadaşlar. Segman gibi. Bu da işte civatanın, somunun yere düşmesini engelliyor arkadaşlar. Şurada zincir gelme pimimiz mevcut. Bu zincir gelme pimini kılavuzu takarken birazdan göstereceğim detaylı olarak. Burada da fren çemberimiz mevcut arkadaşlar. Durdurak. Kapalı mı? Buyurun abi.
Kapak olarak arkadaşlar yapısı çok güzel. Daha sonra şuradan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Euro 5 egzoz emisyon standardına uyumlu bir egzozu var. Yani içerisinde katalizör, hatta kıvılcım önleyici. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar telini. Gayet güzel, başarılı bir egzoz. Daha sonra balatasını görüyorsunuz. Balatası çok sağlam. Minik bir balataya sahip arkadaşlar. Sadece sevmediğim bir yönü arkadaşlar şu. Makinede mesela 91 ile 1/4 zincir ayrı ayrı kullanmak istediğinizde harica mesela atıyorum kalın pala alacaksınız. Zincir dişlisini de değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Burada Eko şöyle yapabilirdi. Hatta Yamabiko firması arkadaşlar. Fabrikanın ismi bu. Sabit zincir dişlisi değil de minik güzel bir teknoloji. Yani bu kadar kalıbı yapmışsın. Her şeyi dört dörtlük yapmışsın. Ama rimli dişliye sahip olsaydı şu kampana değişmeden sadece rim değişikliğiyle diğer kalın iri diş zincire geçip ya da ince diş zincire geçişler daha kolay olurdu. Hatta balata tam tersi olmuş olsa sorunsuzca kullanım sağlanırdı. Tabi bu her kullanıcı için bir etken mi ya da olumsuzluk mu? Hayır değil. Neden diye sorarsanız, çünkü kullanıcı bunu amacına uygun olarak alıyor. Atıyorum fındık dallarını alttan işte kesmek isterlerse fındık budaması mı diyorlar artık nedir bilmiyorum. İşte atıyorum ağaç budama, meyve ağaçları budama sırasında ince burçlu kılavuza ihtiyacı olan kişiler ince kılavuzu alıyorlar. Normal standart kesim yapacak arkadaşlar da normal kalın olan, işte kalın derken şurası böyle şu açılarda arkadaşlar. Hatta kusmağı olarak şöyle göstereyim. Bu şekilde bir kılavuza sahip arkadaşlar. Yapısı bu. Bildiğiniz makaralı. Benzer. Hatta bunu getirdiğim zaman buraya oluyor. Tek farkı ucunun ince olması. Bir telefonda bir videoda sekmeler olduğundan dolayı 4K'dan HD çekimi aldık arkadaşlar. Bir böyle dolmalar yapmaya başlamış. Şimdi bu kılavuzu takabiliyorsunuz. Yani bahsetmek istediğim durum şu. Hani kalın pala diye adlandırılan bu tarz bir pala. Markaya takılmayın. Sadece göstermek amacıyla getirdim arkadaşlar. Video bölümü ikinci bölümesi, hatta üçüncü parçası bu. Balatasından bahsettik arkadaşlar. Gayet güzel, başarılı bir balataya sahip. Fren kolu görüyorsunuz. Bu şekilde kılavuz sacı var arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere zincir kilidi diye adlandırdığımız parça. Zincir attığı zaman arkadaşlar şuraya vurarak stoper vazifesi görüyor. Bunda hareketli bir parça. En azından zincir vurduğu zaman dönerek tek bir noktadan hasar almasının önüne geçiyor arkadaşlar. Motor yapısı ergonomik bir yapıya sahip arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten çok başarılı bir motorlu testere. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ekstradan yağ pompası olayına gelelim arkadaşlar. Yağ pompa ayarı şurada görüyorsunuz. Zincirin zaten işaretini koymuşlar etikete. 113 desibel gürültü seviyesine sahip arkadaşlar. Burada da yağ pompa ayarı mevcut. Görüyorsunuz. Şu kadar oynuyor. Bizim ayarımız yarım açıktı. Bunu istediğiniz gibi ayarını buradan mevcut olarak ayarlayabilirsiniz. Burada zaten kullanım kolaylığı sağlayabilmek adına üst tarafa koymuşlar arkadaşlar. Makinenin de S numarası, işte burada kare kodu bulunmakta, Japon üretimi olduğunu belirtmekte. Makinemiz şöyle söyleyeyim, hakiki safkan Japon. Ve dediğim gibi en hafif, en rahat kullanım sağlanabilen bir motorlu testere. Çok başarılı. Bunu da Mustafa anahtarları al abine. Şimdi zincir ve kılavuzunu takacağım arkadaşlar. Poşetini açıyorum. Teşekkür ederim abi. Zincir modeli şu. Evet, poşet uçmasın. 25 AP 060, yani bu 060 30 diş olduğunu belirtiyor. XY model. Bu motorlu testere zaten birçok arkadaşımız aşina, kullanan kişiler de mevcut. Poşeti de bayağı kalın yapmışlar. Makas sanırım. Maket uçağımızın ucu biraz küçük. Adamlar plastiğin kalitesinden bile ödün vermemişler yani. Bir şekilde aldık arkadaşlar. Zincirimiz böyle 1/4 baktı arkadaşlar.
25 ayak olduğunu gösteriyor. Bunun bir kodlaması var. İşte 1/4'te zincirlerimiz mevcut. 60 olarak şu perçin sayısını söylüyor. Kesici diş olarak da 30 diş olduğunu belirtiyor. Bunun da izahını yapmış olalım. Burada işte motora zinciri takıyorken biraz zorluk çekiyorsunuz. O bir gerçek. Şu şekilde takanlar var. Hatta ben de şöyle montaj yapayım. Hani bu genellikle video çeken arkadaşlarımız üretim montaj aşamalarını gösterirken şu şekilde gösteriyorlar. İthalatçıların işte atıyorum teknik servisindeki arkadaşlar. Bu benim için pek kolay değil. Çok alışık değilim. Ama zor da değil arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu motor testleri kullanan kişiler bu tarz bir montaj yapabilirler. Şu pimden bahsetmiştim. Şuradaki deliğe denk gelecek. Bunu getiriyoruz. Daha sonra şu kısmı oturttuktan sonra somunumuzu sıkıyoruz arkadaşlar. Zincirin bolluğunu şimdi ayarlayacağız. Şöyle bir durumdan bahsedeceğim. Biz bu motorlu testleri çalıştıracağız şimdi. Çok fazla germeyeceğim zinciri. Çünkü yeni çalışma esnasında yağ gelene kadar şu kısmı biraz sıkıntıdan kurtarmamız lazım. Zincir montajı da bu şekilde. Zincir ayarını buradan yapıyorsunuz çok rahat. Sağa sola çevirerek kolaylık sağlıyor. Burada fren çemberini nasıl çalıştığını, hangi konumda frende olup olmadığını belirtiyor. Kabartmalar mevcut. Bahsettiğimiz gibi işte atıyorum motorun titreşimi emmesi için şurada amortisör, bu kısımda amortisörler mevcut. Yapı olarak bu şekilde. 2 kilo 300 gram mevcut ağırlığı var arkadaşlar. Bu benzin falan yüklediğiniz zaman 2,5 kiloya tekabül ediyor. Diğer rakip firmalara göre ya da markalara göre çok büyük bir fark demek arkadaşlar. Bunu da buradan öğretelim sizler için. İçerisinde şu şekilde bucağıtları çıkıyor. Daha rahat söküm yapabilmeniz için şöyle uzun bir buji söker kısmı var arkadaşlar. 17 ya da 16 buji açma kısmı var. Şimdi yağlı benzinimizi koyalım ve zincir yağımızı koyalım. Motor testlerinin de özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse 25 cm3 silindir hacmine sahip, 1.1 kW motor gücü, 1.49 kW motor gücü. Yani kW değeriyle HP gücünü belirttim arkadaşlar. 1.1 kW 1.49 beygir motor gücüne sahip. Kilo ağırlığını söyledik zaten ağırlığını. Ekstradan kılavuz boylarını falan izah edeceğim. Çok detaya zaten yer verilmemiş ki çoğunda anlatmış bulunmuş sizler için. Depo kapakları büyük kullanıldığından dolayı dolum kolaylığı sağlıyor sizler için. Hani küçük, ince, hassas bir şey yapmamışlar. Gayet de başarılı. İşinizi çok çabuk kolaylaştıracak hale getirmişler. Şuradaki benzin pompasına benzini pompalıyoruz. Makine yakıtı çekiyor. Ben de o sıra özelliklerinden bahsetmediğim kısımlarını söyleyeyim arkadaşlar. 25 cm3 olduğunu belirttik. Beygir gücünü belirttik. Palası 25 cm 1/4 zincir arkadaşlar. 2.300 gram olduğunu söyledik. 20 diş 1/4 20 diş yazmışlar. 1/4 30 diş. Onu da burada belirtelim. Evet. Buraya sadece katalogda değil de özelliklerine yanlış yazılmış. İki zamanlı motor yağı mevcut. Kullanılıyor. İki zamanlı motor tipi. Bakalım başka neler söylemişler. Tüm hava koşullarında kolay çalıştırma sağlanır. Hava filtresi kolaylıkla çıkarılıp temizlenir. Bunları bahsettik. 2.3 kilogram ağırlığında inanılmaz bir hafifliğe sahip diye belirtmişler. Şimdi motorlu testlerimizi çalıştırıyorken stopumuzu ileriye alıyoruz. Jikle kolunu yukarıya aldık arkadaşlar. Bu şekilde jikle konumunda ve çektik, çalışır gibi yaptık. Aşağı çekiyoruz. Şöyle yapalım. Şu
Şurada sıvı gras var. Getirebilir misin? Yağlamasını yaptık, çalıştırmasını yaptık arkadaşlar. Yeni çalışan makinede hemen gaza yüklenmeyin benim gibi. Motor bir alışsın. Piston sertliğini hafiften bir rodaj olarak yakalasın arkadaşlar. Daha sonrasında ki halasız çalıştırın arkadaşlar bunu yaparken. Ve kılavuzun ucunu da benim gibi yağlayın, bolca yağlayın hatta. Yağlamazsanız işte bu ısıdan dolayı çok çabuk zarar verir arkadaşlar. Biz sıvı gresimizi sürdük. O şekilde yağlamasını yaptık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar videoda tanıtımını yaptığımız 25-11 modeli Şanlıayva Şanlıayva 251 S modeliyle birebir aynı, sadece renk değişikliği mevcut makinede. Bunu da buradan belirtelim. Aynı fabrikanın ürünü. Hafifliği olarak, ergonomik yapısı olarak çok başarılı bir makine. Videonun arasına da atacağımdan bahsettiğim, yani ekleyeceğimden bahsettiğim videoyla sizler için bir kenar noktaya, müsait bir noktaya ekleyin. Performansını da görürsünüz arkadaşlar. Şurada kalın ağaca vuracağım. Bakalım nasıl olacak. Onların yakıtları bitmiş. Doldurup getirsin arkadaş. Bakalım. Stokta çekmişiz arkadaşlar. Buradan gel istersen. Bunun bağırması falan çok iyi bak. Gayet güzel bir makine. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.